Bir sıvıya ait kütle hacim grafiği aşağıdaki gibidir. Buna göre 1, 2, 3 nolu aralıklarının hangilerinde sıvının öz kütlesi değişmemiştir? Arkadaşlar kütle hacim grafiğine baktığımızda grafiğin eğimi öz kütleyi verir. Çünkü öz kütle yoğunluk karşı bölü komşudan n bölü v ile bulunur. Birinci aralığa baktığımızda grafiğe bakarsak arkadaşlar grafiğin uzansı e, orijinden geçiyor. Şimdi böyle bir grafikte arkadaşlar ister orijinden başlasın isterseniz de uzansı orijin, orijinden geçecek şekilde böyle bir grafik çizilsin. E, kütle hacim grafiğinin bu şekilde olması gerekiyor. Yani uzansın orijinden geçmesi gerekiyor. Bakın şu alttaki grafik gibi düşündüğümüzde belli bir kütleden başlamaz. Çünkü kütlesi belli bir değer taşırken hacmi sıfır olamaz. Veya uzantısı buradan geçecek şekilde yani grafiğin devamını düşündüğümüzde yine kütle ile hacim arasında değişim bu şekilde gerçekleşemez. Yani böyle de bir grafik olamaz arkadaşlar. Yine aynı şey hacimden başlayıp da gerçekleşemez. Yani hacmi sıfırken Kütlesi pardon hacmi belli bir değer taşırken kütlesi sıfır olamaz. Yine uzantısı buradan V'yi kesecek şekilde bir grafik elde edemeyiz. Ondan dolayı birinci grafiğimize baktığımızda kütlesi artıyor hacimde artıyor. Yani kütlesi M artarken hacimde V arttığı için... Burada e, öz kütlemiz eğim sabit olduğu için değişmeyecek. Yani birinci aralıkta öz kütlemiz değişmez. İkinci aralığa baktığımızda, ikinci aralıkta ise kütlesi sabitken hacmi artmış. Kütlesi sabit olan bir hac, e, maddenin hacmi artarsa öz kütlesi azalır. Nasıl gerçekleşir? Bu ısıtarak gerçekleşebilir. Yani ısıttığımızda kütlesi değişmez ama hacmi artar. Öz kütlesi burada azalmış olur. İkinci aralıkta öz kütle azalıyor arkadaşlar. Üçüncü aralığa baktığımızda zaten böyle bir grafik olamayacağını belirtiyoruz. Çünkü bunun uzantısının orijinden geçmesi gerekiyor. Yani demek ki şuradan geçmediği için böyle bir grafik de arkadaşlar elde edilemez diyeceğiz. Onun için öz kütlenin değişmediği diğerlerinde ise sıcaklığın arttığı ve öz kütlenin azaldığını böyle bir grafik olamayacağını söylediğimiz için arkadaşlar cevabımız A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Rüzgarsız bir ortamda bulunan KL balonları bir çubuğa iple asılmış durumda şekil 1'deki bir dengelidir. Balonların ortasındaki bölgeye bir boru yardımı üflendiğinde şekil 2'deki gibi balonların birbirlerine yaklaştığı gözlemleniyor. Buna göre olayların hangilerinin gerçekleşmesini sağlayan fiziksel ilke ile balonların yaklaşmasını sağlayan fiziksel ilke aynıdır. Arkadaşlar birinci şekle baktığımızda balonların her iki tarafındaki açık hava basınçları birbirlerine eşit olduğu için o zaman balonlar bu şekilde dengede kalmış. Şimdi biz araya üflüyoruz. Araya üflediğimizde arkadaşlar boru ile hava akımı oluşturmuşuz. Akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalıyor. Bernoulli prensibine göre arkadaşlar burada hız arttığı için basınç azalacak. Yani burası açık hava basıncı ise buralardaki basınçlar her iki yana balona yapılan basınçlar. P0 bölü 2 diyelim. P0'dan az bir değer. E haliyle sol taraftaki basınç sağ taraftakinden büyük olduğu için balonu sağa doğru itti. Aynı şey sol tarafta da Açık hava basıncı daha büyük bir değerle gittiği için sağ tarafa iten de P0 bölü 2 olduğu için yani P0'dan daha düşük bir değerde olduğu için bu balonumuz balonumuza sola doğru gitti. Yani Bernoulli prensibinde akışkanların kesit alanın daraldığı yerde akışı artıyor, akışının arttığı yerde basınç azalıyor. Bunlar akışkanların basıncı ile alakalı kavramlardı arkadaşlar. Buna göre aynı ilke ile aynı fiziksel ilke ile yani Bernoulli prensibiyle açıklanır demiş. O zaman kasırgalarda binaların çatıların uçması çatıların uçması arkadaşlar içerideki hava durgun halde dışarıdaki hava rüzgarlı havalarda hızlı. O zaman burada hızımız fazla ise 2V ise içeride havanın akışkan hızına V dersem içeride basınç büyük dışarıda basınç küçük olmuş oluyor. Yani dışarıdan P ise içeriden o zaman 2P'lik bir basınç olduğu için çatıyı yükseltmiş oluyor. Yani bu ilkeyle Bernoulli prensibiyle açıklanır. Uçakların kanatlarının aerodinamik yapısı sayesinde havalanabilmesi. Yine arkadaşlar kanat yapısına baktığımızda yaklaşık olarak bu şekilde bir kanat çizdiğimizde akışkanların yani havanın Hızı bakın burada ve üst tarafta şöyle kanadın olduğu bölgede baktığımızda buradaki hızımız daha büyük. Yani 2 vye V dediğimizde hızın büyük olduğu yerde basınç küçük olduğu için alttaki basınç üstteki basınçtan daha fazla olmuş oluyor. O zaman kanat bu şekilde uçağın yükselmesini sağlıyor arkadaşlar. Havana akışkanların kesit alanı daraldığı yerde akış hızı artıyor. Hızın arttığı yerde basınç azalıyor. Basıncın büyük olduğu yerden de küçük olan yere doğru hareket sağlanıyor. Yani bu Bernoulli prensibi yine. Yanından yüksek süratle otobüs geçen otomobilin sarsılması. Şimdi arkadaşlar yine otobüslerin yan yana geçerken birbirlerine yaklaşması ve yine araç bir e, taksinin otobüs bir taksinin yanından geçerken bakın ne oluyor? Şimdi haliyle arkadaşlar diyelim bu e, duran bir otomobil olsun. Ne oluyor? Bu hızla gittiğinde arkadaşlar diyelim V hızla gidiyor. Aradaki havayı V hızıyla hareket ettirmeye çalışıyor. Bu da V hızıyla hareket etsin diyelim. İkisi de hareketli olsun. E ne oluyor? Aradaki havanın akışkan hızı 2V hızına ulaşmış oluyor. Dışarıdakiler VV olduğu için otobüste taksiyi birbirlerine yaklaştırmış oluyor. Yani bunun sarsılması veya birbirlerine yaklaşması bunlar arkadaşlar Bernoulli prensibinden yani basınç farkından dolayı da birbirlerine yaklaşması ve uzaklaşmasını sağlayan bir yapı. O halde hepsi Bernoulli prensibiyle alakalı olduğu için cevap E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Aynı maddeden yapılmış işlerinde boşluk bulunmayan türdeş KL silindirlerin kütleleri sırasıyla MK, ML, taban alanları sırasıyla SK, SL yüksekleri sırasıyla HK, HLD'dir. K ve L silindirlerin ağırlıklarına karşı dayanıklıkları birbirlerine eşit olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar silindir şeklinde olan cisimlerin ağırlıkları ağırlıklarına karşı dayanıklıkları dayanıklılık eşittir kesit alan bölü hacimle doğru orantılıydı. O halde arkadaşlar kesit alan bir silindir şeklindeki cisimde kesit alanımız pi çarpı r'nin karesi, hacmimiz de pi çarpı r'nin karesi çarpı h olduğu için buradan karşımıza 1 bölü yükseklik oranı çıkmış olur. Yani o zaman demek ki bunların arkadaşlar dayanıklıkları eşitse yükseklikleri birbirlerine eşit olması gerekiyor. O zaman kütleleri birbirlerine eşit mi kesinlikle bilemem arkadaşlar. Birisi daha geniş olur birisi daha dar olur ama yükseklikleri aynıdır ki taban alanları bilebilir miyim? Taban alanlarının da arkadaşlar kesin eşit olup olmadığını bilemem. Çünkü bir tanesi geniş olsa, bir tanesi dar olsa arkadaşlar, kesit alanı küçük olsa yani, yükseklikleri eşit olsun yeter. Buna da kesin bir şey söyleyemem. Ama dayanıklıkların 1/h oranına eşit olduğu için en son o halde burada yüksekliklerinin kesinlikle birbirlerine eşit olduğunu söylerim. Onun için cevap Ceyhan yani yalnız 3 doğrudur diyeceğiz. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan hareketli ait konum zaman grafiği şekilde 2 bilir. Buna göre 0-4T zaman aralığında yargılarından hangileri doğrudur? 1. Hareketlinin yön değiştirdiği konumlar arasındaki uzaklık 2x'tir. Konum zaman grafiğinde grafiğin aşağı inip yukarı çıktı, yukarı çıkıp aşağı indi. Yani test edilişinin şu uç noktalarında arkadaşlar yön değiştiriyor. Çünkü eksi x, x yönde giderken ne yapmış? Birden artı yönde dönmeye başlamış. Bu anda yine burada tam tersi bu anda yön değiştirmiş. Yani o zaman bize yön değiştirdiği konumlar arasındaki uzaklık 2x'dir demiş. Bakın eksi x'e ve artı x'e yön değiştirdiği için konumlar arasındaki uzaklık 2x bilgisi doğrudur. 3, 2 hareketlerin ortalama hızı sıfırdır. Arkadaşlar 0, 4T zaman aralığına baktığımızda ortalama hız dediğimiz ifade yer değiştirmenin zamanı oranı olmuş olacak. Bu 4, 0, 4 saniye aralığında 4T aralığında yer değiştirmesi ilk konum ile son konum arasındaki en kısa mesafeydi. İlk konumu da son konumu da arkadaşlar başlangıç noktası olduğu için yer değiştirme 0 bu arada 4 saniye 4 t süre geçse dahi yer değiştirme 0 olduğu için hareketlerin ortalama hızı 0'dır. Bilgisi doğru. Hareketliğin ortalama süreti x bölü t'dir. Hareketliğin ortalama süreti 0,4 t zaman aralığına baktığımızda arkadaşlar e, sürat nasıl bulunuyordu? Alınan yol bölü zaman yardımıyla bulunuyordu arkadaşlar. O zaman ne kadar yol almış? Eksi yönde x gitmiş, artı yönde x gitmiş, yine tekrar artı yönde x sonra tek tekrar eksi yönde x. Yani toplam aldığı yol Gidilen yolun uzunluğu 4x kadar yol alınıyor arkadaşlar. 4t sürede olduğu için. Yani buradan da x bölü t bunun ortalama süreti olmuş oluyor. Yani bu yargımız da doğru. Buradaki bütün bilgiler doğru cevap e seçeneği olmalı diyeceğiz. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteş ve özdeş lambalarla kurulan elektrik devresinde K-L lambaların parlaklıklarının ve x üreteşlerin tükenme sürelerinin arasındaki ilişkiyi gösteren sütün grafikleri aşağıdaki gibidir. Buna göre özellikleri yukarıdaki grafiklerde verilen elektrik devresi 1-2-3 nolu devrelerden hangileri olabilir şeklinde sorulmuş. Birincisine baktığımızda lambaların parlaklıklarından K'nın parlaklığının L'den küçük olduğunu gözlemliyoruz. Yine tükenme süresine baktığımızda X üreticinin ömrünün Y üreticinin ömründen daha büyük olduğunu gözlemliyoruz. O zaman birinci devreye baktığımızda arkadaşlar şimdi ilk önce lambaların parlaklığından başlayalım. Bunların EMK'larını özdeş üreteş dediği için bunların EMK'larını EE dediğimizde EE -E paralel olduğu için 1E. Yanında da bir E var, seri ve düz olduğu için 2E olmuş oldu. Yani bunlar EE e şeklinde paralel gölgelerde 2E'yi paylaştılar. Bu tek başına 2E'yi kullandığı için burada K lambası arkadaşlar L lambasından daha parlak yanar. Ama birincisinde K lambasının parlaklığını L'den küçük olmasını istemişti. O zaman birincisi olmaz. Birinci devremiz olmadı. Şimdi ikinci devreye baktığımızda arkadaşlar, şimdi buradan e, şuradaki üreticimizi buraya taşıyabilirsiniz şöyle. Bakın artı eksi artı eksi dediğimizde bunlardan çıkan akımlar i i olsun arkadaşlar. Ana koldaki akıma da 2 i dersem buradan geçen akım 2 i olmuş oluyor. Ve devremizde böyle bir döngü sağlanmış oldu. O zaman baktığımızda k'dan i l'den 2 i akımı geçmiş. Yani l'nin parlaklığı k'nın parlaklığından fazla. Yani şu an parlaklık yönüyle herhangi bir sıkıntı çıkmadı ikinci devremizde. Şimdi üreticinin tükenme süresine bakalım. Arkadaşlar X ve Y üreticilerine kıyaslayalım. X üretecinden i akımı çıkmış. Y üretici burada olduğu için bundan 2 akımı çıkmış oluyor. Yani Y üretecinden daha fazla akım çıktığından dolayı üretecin ömürleri üreticiden çıkan akımlarla ters orantılıdır. Yani ne kadar çok akım çıkarsa o kadar erken biter. Yani demek ki Y'nin ömründe burada X'ten daha küçük olduğunu gözlemledik. Yani hem parlaklık yönüyle hem de üretecin tükenme süresi yönüyle buradaki ikinci devremiz buna uygun bir şekilde de çizilmiş. Şimdi üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Üçüncüsünde buradan geçen akıma i dersen buradan geçen akım i, hop ana koldaki akım i2i olmuş oldu. Şimdi olayı parlaklık yönüyle düşünürsek E, E bir de e burada. Burası E, E dediğimizde arkadaşlar eş değer direnç şey eş değer EMK'mız. Burası 1e, burası da 1e olduğu için 2e EMK'mız var. 2e'yi e arkadaşlar bunlara paylaştıracağız. Halde buranın eş değer direnci. Bakın R R R bölü 2 oluyor. Yani burada bir lamba var. Yanında arkadaşlar paralel iki lamba var. Onların paralelliğin eş değerini düşündüğümüzde R bölü 2 dersem buraya da R dersem o buradaki EMK'yı paylaştırdığımızda bu taraf az bu taraf fazla. Çünkü buradan geçen akımla buradan geçen akım seri olduğu için aynı. Demek ki buraya düşen pay az olmuş oluyor. Veya akım yönüyle anlatalım arkadaşlar. Buradaki akım daha büyük. Paylar kollardaki akımlar daha küçük. Akımı küçük olduğu için K'nın parlaklığı L'den küçük olmuş oldu. Tamam K'nın parlaklığı L'den küçük buna uydu. Peki üreticinin ömürlerine baktığımızda X ana kolda olduğu için X'in ömrü X'ten çıkan akım fazla olduğu için az olur. Yani X'in ömrü az, Y'nin ömrü fazla olmuş oldu arkadaşlar burada. O zaman tam buradaki ifadenin tersi bir durum geçerli olduğu için bu da yanlış oldu. Cevabımız her ikisini sağlayan B seçeneği yani yalnız 2 doğru cevap olmalı diyeceğiz. I1 ve I2 ışık ışınları eşit bölüme düzlemde bulunan K kutusundaki optik düzenekten geçtikten sonra şekildeki I1 üstü ve I2 üstü yollarını iziyor. K kutusunda yukarıda düşey kesitleri verilen 1, 2, 3 nolu optik araç çiftlerinden hangisi olabilir şeklinde sorulmuş ve K kutusundaki araçlar aynı sayıdan maddeden yapılmıştır şeklinde not düşürmüş. Yani hepsi camdan yapılmış olarak değerlendirelim. Şimdi ilk olarak arkadaşlar I1'in Ö1 i birisi olarak bu düzenekte böyle bir yol izleyebilmesi için asal ekseni şöyle kabul edersek arkadaşlar burada gelen ışık e, ee, uzantısı 2F'den geçecek şekilde gelmişse bakın şöyle gelmişse 2F'den geçecek şekilde hop yine 2F'den geçecek şekilde kalın kenarlı mercek de bu şekilde kırılarak dağılarak yoluna devam eder. Şimdi bu ince kenarlı merceğe gelmişse arkadaşlar nereden? Mesela asal eksenimiz burası. Gelen bu ışık hop şu şekilde ince kenarlı merceğimizin 2F'inden geçecek şekilde gelmişse yine 2 fden geçecek şekilde bu şekilde ışığı toplayarak kırılabilir. Bu da gerçekleşebilir. Yani birinci kutudaki durumlar I1 üssü, I2 üssü kırılmalarını gerçekleştirdi. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlar. Bunu zaten biraz önce gerçekleşebileceğini söylemiştik. Bu olur. Bunu bir daha çizmeyelim. Şimdi ikincisine bakalım. İkincisinde de Yine böyle bir ışık bu şekilde devam edebilir mi? Edebilir. Çünkü ışığın geldiği arkadaşlar yer taraf çok önemli. Bakın ne yaptık? Biraz önce biz buraya ince kenarlı mercek koymuştuk. İnce kenarlı merceğin asal eksenin alt tarafından geçecek şekilde ışığı göndermiştik. Şimdi bu gelen ışık aynen yukarıdaki gibi uzantısı yani ben buraya kalın kenarlı merceği koyduğumda arkadaşlar şöyle biraz aşağı koysam bunu şu şekilde ne olacak? Uzantısı 2F'den geçecek şekilde gelmiş. Yine uzantısı 2F'den geçecek şekilde düzeni terk etmiş olabilir. Yukarıdakinin benzerini olabilir. Yani o zaman bu da olabildiği için ikinci düzenek, ikinci kutu içerisindekiler de böyle bir yolu izleyebilir. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Bakın arkadaşlar asıl eksenimiz buysa. yine bu ince kenarlı merceğimiz arkadaşlar biz şöyle koysak bakın ince kenarlı merceğimiz biraz yukarıda olsa şöyle yukarıda çizdim bunun asal ekseni burası olsa ve asal ekseni kesip 2F'inden geçecek şekilde gelse. Yani şöyle yapalım. Alt tarafında bir noktaya düşse 2F'den geçecek şekilde gelip yine 2F'den geçecek şekilde böyle bir I bir üstü yolunu izleyebilir. Yani yukarıdaki gerçekleşti. Şimdi aynı şeyi alt tarafta bakın bunun benzer durumunu burada çizersek uzantısı 2F'den geçecek şekilde geliyorsa yine uzantısı 2F'den geçecek şekilde dağılabilir. Bu da gerçekleştirdiği için bütün mercekler böyle bir durumu sergileyebilecek bir konumda verilmiş. Yani o zaman hepsi yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. K bölgesinde A oyuncak ördeği, L bölgesinde ise B oyuncak ördeği durmaktadır. Sabit frekansla çalışan dalga kaynağı çalıştırılıp düşey kesti şekildeki bu olan dalga yayınında periyodik dalgalar oluşturuluyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Kaynağımız burada arkadaşlar. Periyodik dalgalar oluşturmuş. Aynı periyotta, aynı frekansta dalgalar oluşturuyor. Buna göre hangileri doğru? 1- Dalgaların K bölgesindeki yayılma hızı, L bölgesindeki yayılma hızından büyüktür. Arkadaşlar yayılma hızı ortama bağlı bir büyüklüktür. Ortamda burada su ortamı olduğu için su dalgalarındaki e, su dalgalarında e, su dalgalarındaki yayılma hızı ortam buradaki derinlikle alakalı bir kavramdır. O halde derinliğin fazla olduğu yerde hız fazla, derinliğin az olduğu yerde ise hız azdır diyeceğiz. Demek ki K bölgesindeki hız L bölgesindeki hızdan büyüktür. Bilgisi doğrudur. 2. K ve L ördekleri artı x yönünde ötelenir. Şimdi burada arkadaşlar suya girip gir, girip çıkan dalga kaynağı burada enine dalgalar üretiyor. Enine dalgalar ürettiğinde arkadaşlar şöyle yaparsak titreşimin yani sarsıntının yönüyle dalganın hareket yönü birbirlerine dik doğrultuda. Yani burada aktarılan enerji olmuş oluyor. Titreşim ise yukarı aşağı yönlü olmuş oluyor. Yani dalga üzerindeki bir nokta ya yukarı çıkıyor ya aşağı iniyor. Yani ördek burada yukarı çıkıp aşağı inecek. Yukarı çıkıp aşağı inecek. B ördeği de yukarı çıkıp aşağı inecek. Yani burada X doğrultusunda hareket eden ötelenen enerji olmuş oluyor. Yoksa buradaki ördek X doğrultusunda veya artı X yönünde öteleme hareketi yapmıyor. Düşey doğrultuda bir titreşim hareketi yapıyor. Yani yukarı çıkıp aşağı iniyor. O halde bu ifademiz arkadaşlar yanlış. 3. K ördeğinin titreşim frekansı L ördeğinin titreşim frekansından büyüktür. Şimdi kaynağımız burada kaynağımız burada eşit periyotta dalgalar yani periyodik dalgalar üretmiş. Şimdi periyotla frekans baktığımızda t çarpı f eşittir 1 ise periyot değişmiyorsa frekans da değişmeyecek. Periyot ve frekans kaynağın dalgayı oluşum süreci içerisine geçerli olan bir kavramdır. Şimdi biz bunu atıyorum 2 saniyede oluşturmuşsak frekansı 1 bölü 2 olmuş olacak. Periyodu 2 frekansı 1 bölü 2. O zaman arkadaşlar bu dalga ilerlerken bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansırken bunun frekansı değişmez. Yani o zaman kalın yani derin ortamdan sığ ortama geçtiğinde frekans değişmez. Çünkü frekans oluşum süresi içerisinde geçerli olan bir kavram olduğu için frekansımız sabit kalacak. O zaman K ördeğinin titreşim frekansı ile L ördeğinin titreşim frekansından büyükdür ifadesi yanlış olmuş oldu. Onları titreştiren dalga olduğu için dalgamızın frekansı her iki tarafta aynı olduğundan dolayı frekansı aynıdır diyecektik. Titreşimi titreşim frekansının aynı olduğunu söylememiz gerekecek. Yani cevap A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Sistematik adı sodyum bir karbonat olan madde ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle formülünü yazalım. Sodyum Na bir karbonatta, da HCO3 eksiyondur. Yani sodyum bir karbonat. Yaygın adı çamaşır sodasıdır demiş ancak sodyum bir karbonatın yaygın adı yemek sodasıdır. Çamaşır sodası sodyum karbonattır. Bu ise sodyum bir karbonat. Dolayısıyla bir yanlış. Yapısında dört farklı element bulunur diyor. Sodyum, Hidrojen, karbon ve oksijen olmak üzere dört farklı element bulunuyor. Dolayısıyla iki doğru. Suda moleküler çözünür demiş. Ancak suya atıldığı zaman sodyum artı ve bikarbonat yani HCO3 eksi olmak üzere iyonlarına ayrışır. Suda, suda iyonlarını ayrışarak çözünür. Dolayısıyla moleküler çözünür. Yanlış. Cevap da yalnız iki. kıdır Bazı elementlerin periyodik sistemdeki yeri aşağıda belirtilmiştir. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisiyle ilgili olan karşılaştırma hatalı yapılmıştır. Elektron ilgisi soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır. Ancak tüm elementler içinde elektron ilgisi en yüksek olan element klordur. Dolayısıyla burada klorun elektron ilgisi flordan büyüktür. Doğru. Birinci iyonlaşma enerjisi, iyonlaşma enerjisi de yine elektron ilgisinde olduğu gibi soldan sağa doğru artar, yukarıdan aşağı doğru azalır. Ama soldan sağa doğru giderken şöyle gider. 1A'dan sonra 2A gelmez. 3A gelir. Daha sonra 2A. Daha sonra 4A. Daha sonra 5A değil 6A gelir. Sonra 5A. 7A. 8A olacak şekilde soldan sağa doğru artar. Şimdi birinci yoğunlaşma enerjisi. Dolayısıyla berilyum burada 2A grubundadır. Bor ise 3A grubundadır. Evet soldan sağa doğru artıyor ama 2A grubundaki berilyumun birinci yoğunlaşma enerjisi 3A'daki bordan daha büyük. Dolayısıyla B şıkkı da burada doğrudur. Metalik aktiflik ise yukarıdan aşağı doğru artar, soldan sağa doğru azalır. Yukarıdan aşağı doğru artıyorsa potasyum, magnezyumdan daha büyüktür. Ancak burada magnezyum, potasyumdan büyük dediği için C şıkkı burada yanlıştır. Atom yarı çapı da yine yukarıdan aşağı doğru artar, soldan sağa doğru azalır. E soldan sağa doğru azalıyorsa magnezyumun yarı çapı klordan daha büyüktür. Dolayısıyla D de doğru. Değerlik elektron sayısı beriliumun 2A'da olduğu için 2'dir. Helium 8A'da olmasına rağmen atom numarası 2 olduğu için değerlik elektron sayısı yine 2'dir. Dolayısıyla değerlik elektron sayıları eşit. E şıkkı da doğrudur. BH3 ve NH3 katılarının molekül içi yani atomlar arası ve moleküller arası etkileşimlere dikkate alındığında yargılarından hangileri doğru olur demiş. İkisini de çizelim isterseniz. BH3 bor burada hidrojenle 3 tane kovalent bağ yapar. Şöyle ancak burada oktet boşluğu vardır. Azot ise yine hidrojenle 3 tane bağ yapacak. Azotun ise şurada ortaklanmamış elektron çifti vardır. Bağ yapımına katılmayan. Şimdi bir birer moleküllerindeki kovalent bağ sayıları birbirine eşittir. BH3'te 1, 2, 3 tane kovalent bağ var. NH3'te de aynı şekilde 3 tane kovalent bağ var. Dolayısıyla 1 doğru. Aynı koşulda erime noktaları arasında NH3 büyük BH3 ilişkisi vardır. Şimdi BH3'ün yapısına baktığımız zaman apolar. NH3 ise polar. Polar ve moleküller arasında end olduğu için hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı. BH3 ise apolar olduğu için moleküller arasında London kuvveti vardır. Ve hidrojen bağı London'dan daha kuvvetli olduğu için NH3'ün erime noktası BH3'ten daha büyüktür ifadesi doğrudur ortaklanmamış elektron çifti fazla olan molekül NH3'tür. Ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmamış elektron çifti NH3'te bir tane. BH3'te ise hiç ortaklanmamış elektron çifti yok. Dolayısıyla sıfır tane. Dolayısıyla NH3'te daha fazladır. Doğrudur. Sorun cevabı da 1, 2 ve 3. E şıkkı. Deniz seviyesindeki yani bir atmosfer dış basınçta saf X sıvısının T1 ve T2 derecedeki buhar basınçları aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? T1 derecedeki buhar basıncı 700 mm civa. T2 derecede ise buhar basıncı 760 mm civa. Biliyoruz ki sıcaklıkla buhar basıncı doğru orantılıdır. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı da artar. Sıcaklık azaldıkça da buhar basıncı azalır. Dolayısıyla burada buhar basıncı arttığına göre aşağı doğru sıcaklık da artmış. Demek ki T2 büyük T1'dir. Dolayısıyla bir doğru. X sıvısının normal kaynama noktası T2 derecedir diyor. Normal kaynama noktası deniz seviyesinde yani bir atmosfer dış basınçtaki kaynama noktasıdır. Ve bu zaten deniz seviyesinde ve bir atmosfer 760 mm civaya eşittir. Ve 760 mm civadaki buhar basıncı T2 ve dış basınç iç basıncı eşit olduğu an sıvı kaynadığı için demek ki T2 derecedeki sıcaklık bunun kaynama noktasıdır. X sıvısının kaynama noktasıdır. Dolayısıyla bu anlamda 2 de doğrudur. X sıvısının T2 derecedeki viskozitesi T1 derecedeki viskozitesinden fazladır. Şimdi T2'nin T1'den büyük olduğunu bulmuştuk ve viskozite yani akışkanlığa karşı direnç sıcaklık arttıkça azalır. Yani sıcaklıkla viskozite ters orantılıdır. Dolayısıyla T2'deki viskozitesi sıcaklık daha büyük olduğu için daha düşük olacaktır ama fazladır diyor. Dolayısıyla 3 burada yanlıştır. Sorun cevabı da 1 ve 2 C şıkkı. Eşit kütleli demir ve kükürt elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu en fazla 52 gram demir 3 sülfür bileşiği oluşuyor. Buna göre hangi elementten kaç gram reaksiyona girmeden kalmıştır diye soruyor. Kükürt ve demirin de mol kütlelerini vermiş. Öncelikle demir 3 sülfür bileşiğinin formülünü yazmamız lazım. Buradaki demir 3 dediğine göre demek ki demir bu bileşikte artı 3 yükseltgenme basamağına sahip. Sülfür de S 2 eksi iyonun ismidir. Şimdi çaprazlama yaparak formülü bulabiliriz. Şöyle ki formülü o zaman 2 buraya gelecek demirin altına. Yani F2S3. Şimdi buradaki bileşin yani F2S3 demir 3 sülfür bileşindeki demir ve kükürt arasındaki sabit oranı yani kütlece birleşme oranını bulalım. Şöyle demirin kütlesi bölü kükürtün kütlesi eşittir. Nasıl bulacağız peki? Mol kütlelerini kullanarak. Şimdi 2 tane demir var. 2 çarpı 56 Bölü 3 tane kükürt var. 3 çarpı 32. Burada sadeleştirme yapacak olursak 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 16. 16'yı 4'e böldüm 4. 56'yı da 4'e bölersek 1 kere 4, 4 16'da 4, 4 kere. Daha sonra bir daha 2'ye bölelim. 2 ve 7. Yukarıda 7 kaldı. Aşağıda 3 kere 2'den 6. Yani bu bileşikte demir 3 sülfür bileşinde anlıyoruz ki demir 7 gram alındığı zaman kükürt 6 gram alınması gerekiyor. Şöyle 6 gram kükürt 7 gram demirle tam olarak birleşiyor. Yani 7 artı 6 örneğin 7 gram demir alınsa 6 gram kükürt alınsa 7 artı 6'dan 13 gram bileşik oluşacak. Ama diyor ki bizim bileşiğimiz 52 gram. 52 gramsa buradaki sabit oranı kullanarak 52 13'ün 4 katıdır. O zaman 6'nın 4 katı 24. 7'nin 4 katı ise 28. Demek ki 52 gram bileşik oluşurken Demirden 28 gram kullanılmış, kükürtten de 24 gram kullanılmış ve 52 gramlık bileşik oluşmuş. Ancak başlangıçta bu bileşikler eşit kütleliydi ve tam verimli bir tepkime gerçekleşti. Tam verimli tepkime ne demek? Reaksiyona giren maddelerden en az birinin tam olarak harcandığı tepkimedir. Örneğin hangisi tam olarak harcanmış? Kükürt tam olarak harcanmış olamaz. Kükürt 24 gram alınsa e demirden nasıl 24 gram harcanacak? Çünkü 28 gram harcamış. Demek ki ikisinden de 28 gram varmış ki başlangıçta. Yani bu eşit kütleli ikisi de 28 gram. Demirin tamamı harcanmış. Kükürtün ise 24 gramı harcanmış. Yani 28 eksi 24'ten 4 gram 4 gram kükürt burada artmış. Yani reaksiyona girmeden kalmıştır. Cevap da bu anlamda 4 gram kükürt yani A şıkkıdır. Bir bileşik ile ilgili bilgiler şöyledir. Sulu çözeltisinin gümüş yani Ag metali ile reaksiyonun sonucu bir gaz açığa çıkar. 1 molü 2 mol potasyum hidroksit ile sulu ortamda tam nötralleşir diyor. Buna göre bu bileşim formülü hangisi olabilir? Şimdi potasyum hidroksit bir bazdır ve bazlar asitlerle nötralleşir. Demek ki bizim aradığımız bileşik bir asit. Ve 1 molü 2 mol potasyum hidroksitle nötralleştiğine göre demek ki bunun yapısında 2 tane hidrojen bulunması gerekir ki neden iki tane bulunması gerekiyor? 2 mol hidroksit yani potasyum hidroksitte 2 mol hidroksit var. E, 1 mol ile 1 çarpı 2'den 2 mol hidrojen artı iyonu olsun diye. Yani yapısında iki tane hidrojen olacak. Aynı zamanda gümüş bir yarı soy metaldir. Ve yarı soy metaller yalnızca HNO3 ve H2SO4 gibi kuvvetli asitlerle tepkimeye girer ve girdiği zaman da işte gaz açığa çıkar. Girdiği asite göre. İki tane hidrojen olacağına göre demek ki bizim asidimiz H2SO4 olduğu sonucuna ulaşabiliriz. HNO3 olsaydı 1'e 1 olacaktı. H3PO, H3PO4 olsaydı 1'e 3 olacaktı ki bu zaten gümüşle tepkimeye girmez. CH3COH da aynı şekilde zayıf asit olduğu için girmez. H2S de yine aynı şekilde zayıf bir asit olduğu için gümüşle tepkimeye girmez. Yukarıdaki maddelerin kullanım alanları ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Çamaşır suyu tuz ruhu nişadır. Öksürük şurubu artıcı ve pas giderici demiş. Şimdi artıcı çamaşırların temizlenmesinde kullanılan maddeler için kullanılır. İşte çamaşırlardaki kirlerin işte beyazlatılarak işte çamaşırlardan ayrılmasıdır ve çamaşır suyu temizlikte kullanılır. Artıcıdır. Dolayısıyla biri B ile eşleştirebiliriz. Paslar metal oksittir. Örneğin F2O3 pastır. Metal oksit ve metal oksitler bazik karakterdedir. Bazik karakterde olan pası asidik karakterde olan tuz ruhu ile temizleyebiliriz. Pas derece olarak kullanabiliriz, oysa bu da uyar. Nişadır da öksürük şurubu yapımında kullanılabilir. Dolayısıyla 1B ile 2C ile 3 de A, BCA. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Bir araştırmacı X bakteri türünün beslenme şekliyle ilgili aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. Bakın su mineral ve aydınlık ortamda bakteri sayısı artarken aynı ortamı karanlık hale getirdiğiniz zaman bakteri sayısı azalıyor. O zaman hocam burada bir fotosentez reaksiyonu var, fotofosforilasyon var gibi düşünebilirsiniz. Karbondöks özümlemesi yapıyor. Fotosentez, karbondöks özümlemesi yani karbondöksün besin sentezinde kullanılmasıdır. Hücre dışı sindirme yapanlar saprofittir. Halbuki burada bir ototrof canlı var. İnorganik madde oksidasyonu kemosentezdir. Bu kemosentez değil. Olsaydı karanlık ortamda da bakteri sayısı artardı. Hocam bakterilerde kloroplast değil, klorofil bulunur. Cevabımız yalnız bir olacak. Biyoloji öğretmeni hücre organelleri ve görevleriyle ilgili tabloyu oluşturuyor. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın peroksizom içerisindeki katalaz enzimiyle hidrojen, peroksit, su ve oksijene parçalar. Lizozom yaşlanmış organellerin sindirimini sağlar ki biz buna otofaji diyoruz. Hücrenin kendi içerisindeki yapıları parçalaması. Mitokondri besin monomerlerini parçalar ki solunum reaksiyonlarıdır bu. Sentrozom ipliklerinin bölünme sırasında düzenlenmesiyle alakalı işlevler yapar. O zaman neye benzedi hocam şeklimiz? Üst taraf çarpı alt taraf iki tane eşitlik cevap B seçeneği. Grafikte bir bireyde meydana gelen anabolizma, yapım, katabolizma, yıkım hızındaki değişim gösterilmektedir. Buna göre hangilerinin doğru olduğu söylenir. Bakın burada anabolizmanın katabolizmadan fazla olduğunu, burada eşit olduğunu, burada da katabolizmanın anabolizmadan fazla olduğunu görüyoruz. Yani mesela burası çocuk, burası ergin, burası yaşlı dönemi, yaşlık dönemini bize anlatabilir. O şekilde yorumlamanızı istiyorum. T0 T1 zaman aralığında yaraların iyileşmesi şurası T2 T3 zaman aralığından daha kolaydır. Neden? Hocam burada çocuk çocukların mesela anabolizması işte protein sentezi, yapım aşamaları, DNA replikasyon hızları çok daha fazladır. Bu ifade doğru olabilir. T1 T2 zaman aralığında bireyin vücut kütlesinde azalma meydana gelir ama hocam orada anabolizma katabolizmayı eşit. Yani en kötü ihtimal değişmeyecek. Azalma değil. Katabolizma yıkım arkadaşlar. Yıkım fazlaysa azalma düşünebilirsiniz. T2 T3 zaman aralığında birey anabolit tepkimeler için gerekli ATP sentezini yapamaz. Öyle şey olmaz. Ölene kadar ATP yapıp yıkımı söz konusudur arkadaşlar. Yani sırf katabolizma fazla olduğu için ATP üretemezsiniz diyemezsiniz ki zaten solunum reaksiyonları da katabolizmadır arkadaşlar. Cevabımız yalnız bir olacak. Bakın Mehmet bir belgesel izliyor ve hayvan türüne ait özellikleri gözlemliyor. Mehmet'in izlediği belgeselde özelliklerini gözlemlediği hayvan hangisi olamaz? Omurgalı. Akciğer solunumu yapıyor. Vücutları kıldı. İşte sana kopya. Kıl eşittir memeli. Tüy deseydi kuş. Hocam memelide tüy var mı? Hayır. Memelide kıl var. Yavrularını da sütle besler. E bu da tam olmuş. Şimdi bunlardan hangisi memeli değil? E, tabii ki penguen hocam. Penguen çünkü kuş. Diğerleri bakın memeli. Soy ağacında bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Numaralı bireylerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakın sıfır Birini babasından birini annesinden alacak. Doğru mu? Şimdi bizim bir mantığımız vardı. Birisi A kan grubuyken çocuğu B kan grubu oluyorsa bu zaten B sıfırdır. O A kan gruplu birey sıfırı vermiştir çocuğuna. Tamam. Peki hocam buraya dönelim. Birisi A kan grubuyken çocuğu B ise o zaman o A sıfır. Dolayısıyla bu da B sıfırdır. Tamam. Hocam ama bu A kan gruplu birey... Hem babadan hem anneden A almış olabilir mi? Olabilir. Yani burası AA olabilir. Ya da babasından A annesinden 0 almış olabilir mi? Olabilir. O zaman 5'in yanına soru işareti koyuyorum. Burada kesinlik yok. 1 Bir numaralı birey kan grubu bakımından heterozigottur. A0 heterozigot. 2 ve 3 numaralı bireylerin kan grubu bakımından genotipleri aynıdır. B0 B0. 4 numaralı bireyin kan plazmasında anti B bulunur. Çünkü kendisi A kan grubu. A antijeni anti B antikoru içerir. 5 numaralı birey kan grubu bakımından kesinlikle homozigottur. Ama hocam 5 numaralı bireyin yanına soru işareti koydun. 4 numaralı bireyin çocuklarının B kan grubu olma ihtimali %25'tir. Şimdi A, B kan gruplu ile A, 0 kan gruplu bireyi çaprazladığınız zaman arkadaşlar bakın ne oluyor? B, 0, B, 0, B kan grubu bakın burada 1 bölü 4 yani %25 ihtimal cevabımız D seçeneği. Şekilde deniz yıldızının rejenerasyonla eşeğsiz üremesi gösterilmiş. Bakın deniz yıldızının bir kısmı kesildikten sonra o kesilen parça kendini deniz yıldızına tamamlamış. Burada arkta kalan kısım da kendini onarmış. Yani burada bir hem onarım söz konusu hem de bir üreme söz konusu. O yüzden bu bir eşeğsiz üremedir. Şimdi bu süreçte ne gerçekleşmez? Bir kere DNA replikasyonu gerçekleşir. Çünkü orada tamamlama işlemi yapmanız lazım. Mitoz olacak orada. Mitozda homolog kromozom ayrılmaz. Bu mayozun anafaz birinde olur. Crossing over mitozda olmaz. Mayozun profaz birinde olur. Kardeş kromatit ayrılması anafazda gerçekleşir. Gerçekleşmesi sormuş cevabımız C seçeneği.